Sana. Aşığım sana. Sana. Hayranım sana. Sana vurgun. Tarık! Eser yenenler? Ne haber kardeşim? Abi ne haber ya? Allah Allah. Ne haber, ne yapıyorsun? İyi kardeşim, sen ne yapıyorsun? Ya iyi şükür, ne yaparım işte. Ramazan modu. Gündüzleri açtık, akşamları da afiyet diyelim. Böyle takılıyoruz. Ufak tefek iş güç. Bazı koşuşturmacalar. Duydum koşuşturmacaları. Duydum ki şöhret olmak istiyormuşsun Tarık. Yok abi, öyle değil ya. Şarkı yapıyoruz. Kendi çapımızda bir şarkı işine girdik. Tabii amaç şöhret değil, starlık mertebesi diyebilirim. Direkt star olacağım diyorsun yani. Evet. Şöyle söyleyeyim, ne zaman bir eşkıya ölse gökyüzünde bir star kayar. Yani? Yani bu işler boş işler Tarık. Öyle şöhretmiş, şanmış falan filan, bunlardan kop. Ha, bu işler boş işler. Sen diyorsun bunu, yılların eser yenenleri olarak şov işi boş iş diyorsun, öyle mi? Öyle diyorum Tarık. Asıl şov insanın içindeymiş Tarık, bunu anladım. İçime döndüm bu dönemde ve şunu anladım. Aileymiş, eşmiş, çocukmuş mutluluk. Mutluluk pilavmış. Ben artık yatırımımı ruhuma yapıyorum Tarık. Tabii dünyalığı yaptıktan sonra ben de yaparım ruhuma yatırım. Allah Allah ya, bize mi denk geldi? Tarık. Evcimen erkek olacağın zamanı. Hayır Tarık. Bize mi denk geldi? Lütfen rica ediyorum. Yanlış anlıyorsun beni. Bak şimdi benim ocakta yemeğim var. Kapatmam lazım. Ama sen beni dinle. Yatırımı ruhuna yap. Bir dakika, yemeğe bakarsın. Bir şey diyeceğim. Şimdi ben 40 yılda bir şarkı işine girdim abi. Ya çok yanlış zaman. Gerçekten evcimen erkek olacak. Çok yanlış zamanı buldum. Bak sana şunu söylüyorum. Gel seninle bir EYS patlatalım. Bir tane bak bir, ya, tamam yemeği gene yaparsak bir tane EYS patlatalım. Hediyem hazır. Şu gözlüğü konuk müzesine koyacağım. Bak önümü görmüyorum 4 numara. Önümü görmüyorum. Ama vereceğim bunu. Tarık Şakrakçıoğlu gözlüğü. Ya bak konuk müzesi falan bunlar boş işler. Bıraktık bunları, yok artık. Ne yapsın insanlar senin gözlüğünü be Tarık? Orada zaten İbrahim Yükak'ın gözlüğü var. Senin gözlüğünü kim ne yapsın Tarık'ım? Kim ne yapsın? Hepimiz pilavız Tarık. Bak benim difrizde etim var. Onu çözdürmem gerekiyor. Çözdürürsün, onu gene çözdürsün. Bir dakika, linç et beni. Eser abi, beni linç et. Ez beni, aşağıla, göm beni. Humiliate beni, ha? Linç et beni, linç et. Linç edilmek için ortada bir başarın olması lazım. Kıskanılan bir insan olman lazım. Meyve veren ağaç olman lazım. Senin bir meyven yok ki. Senin bir meyven yok. Bak meyve dedin, kilerde meyven var. Benim onları almam lazım, artık kapatmam lazım Tarık. Allah Allah. İyi göm, az daha göm. Vallahi gömerdim bak, inan bana gömerdim de tandırda kebabım var, anlamıyorsun. Yani sen kimsin ki seni linç ediyoruz ya? Senin linç etmek yere düşene tekme atmak gibi bir şey. Dilencinin cebinden para çalmak gibi. Sen kendin linç ediliksin zaten. Ya bak inan, daha fazla şeyler söylemek isterdim ama. Çevirmede tavuğum var. Gidip onu almam lazım. Aman be, aman öf be, sen de be. İyi ki bir programına tamah ettik ha. Senin programına mı kaldık kardeş? Sosyal medya var, evet. Kendi şarkımı yapar koyarım. Sana ihtiyacım yok. Bencilsin, yanlışsın. Doğru bir insan değilsin. Yanlış bir, hatalı bir felsefen var hayata bakışında. 3 adamdan ikisi nerede? Sattın ikisini, gitti. Kendi yoluna gittin, tek başına paraları cukkalıyorsun. Bencil adam. Bencilsin. Beni sinirlendiremezsin. Ben içsel yolculuğumun en dibindeyim şu an Tarık. Fırında neyim var? Mücver. Kızmadım diyorsun yani cümlelerime. Ben gelmişim astral seyahatten. Sen mi beni etkileyeceksin? İyi hadi bakalım, bunda da kızma o zaman. Şişko. Şişkosu. Yedin, spor yapmadın. Şip şişko geziyorsun. Hem satıcı hem şişkosun. Kapa telefonu. Kapa. Benim asabımı bozma. Hani kızmıyordun? Bak. Beni astral seyahatinden geri getirdin. Kapa telefonu. Seni karantinadan sonra bulurum ben. Ya bul ya. Bul, senden mi korkacağım? Cengiz Kurtoğlu bana seni bulacağım dedi. Korkum yok. Ya hepiniz gelin abi, burada gel. Şovunu burada, EYS'yi burada çek. Bütün ünlüler burada olacak kardeş. Gel bekledik. Mahallemiz belli. Git yemeğine bak. Korona. Öksürdün. Kuşbağa.